Paşa Hazretleri hoş geldiniz. Paşam, sultanımız buradalar. Sizi bekliyorlar. Mercan Ağa, sizin ne işiniz var burada? Benimle gel hatun. Sultanım. Moşe Efendi geldi mi yanınıza? Evet. Konuştum kendisiyle. Kendisi hanedanımıza sadık bir hekimdir. Hakikati söyleyecektir muhakkak. Keşke bütün kullarımız hanedanımıza böyle sadakatle bağlı olsa. Ama değil. Hayırdır inşallah sultanım. Gece vakti canınız sıkılmış belli. Eğer geç kalmamdan mütevellitse... divanda hayli işim vardı. Çıkamadım bir türlü. Divandan mı çıkamadın? Hatunların koynundan. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum sultanım. Haşa, benim ne haddime hatunlarla... Ahsen hatun diyorum paşa. Kovduğun hatun. Bu ne cüret paşa? Sen kimsin ki beni aldatmaya cüret edersin? Haşa sultanım, ne aldatması? O hatun size ne söylediyse külliyen yalan. Belli ki kovulduğu için iftira atıyor melune. Hatun ağzını dahi açmadı. Vaka bundan böyle konuşması mümkün de değil. Hürrem geldi paşa. O söyledi bana. Evvela inanmadım. Aramızı bozmak için oyun ediyor dedim. Lakin Mercan hatunu uygunsuz vaziyette odandan çıkarken görmüş. Bunu da mı inkar edeceksin? Sultanım, hatun nicedir kendi kendine halleniyordu. O gece sizinle münakaşa edince şeytana uydum. Lakin Allah şahidimdir, kendisiyle neuzu billah hiçbir münasebetim olmadı. Odamdan kovdum. Eminim öyledir paşa. Kendini rezil ettiğin yetmezmiş gibi... beni de Hürrem'in diline düşürdün. Sana yazıklar olsun paşa. Bağışlayın. Sakın dokunma bana. Bir sultana ihanet etmenin bedelini biliyorsun değil mi? Seni şu an boşarım paşa. Üç lafımla yerle yeksan olursun. Ne makamın kalır ne cismin. Mühim olan... sizin ne istediğiniz sultanım? Yıllardır siz ne istediyseniz
olan o. Neler yaşadığımız herkesin malumu. Zevcem olarak vazifelerinizi ihmal etmeseydiniz bunların hiçbiri yaşanmazdı. Bu rezillikler için af dileyip ayaklarıma kapanacağına beni itham ediyorsun. Mübalağa etmeye lüzum yok diyorum sultanım. Bu hadiseyi büyütüp düşmanlarımıza fırsat vermeyelim diyorum sultanım. Zira mevzu bahis olan devlet-i aliyenin menfaatleri. Senin devlet dediğin benim paşa. Sen de bütün diğer kullarımız gibi bana hizmet etmekle mükellef bir kölesin. İçtiğin su, yediğin lokma, giydiğin kıyafet, oturduğun saray, bütün bu mal, mülk, makam, mevki. Ne varsa ben bahşettim sana. Bu hakikati unutmayacaksın paşa. Bir kez daha unutursan... O vakit bahşettiklerimi alırım senden. We'll be right back.